Evet, öncelikle hoş geldiniz. Arkadaşlar kusura bakmayın, yani buraya kadar yorduk. Ama artık karar vermiş olduğum gibi futbol camiasında epey bir zaman bulundum. Ama artık bundan sonra yokum. Tabii daha önceki açıklamalarımda da söylemiştim. Arkadaşlarımla görüşmek kaydıyla bir karara varacağım. Ya bırakacağım, ya devam edersem federasyonla uğraşacağım. Böyle bir karar alma neticesindeydim. Arkadaşlarımla görüştüm ve kulüp başkanlıklarından istifa etme kararı aldım. Rizespor ve Etimesgut Belediyespor Kulübü'nden başkan ve yönetici olarak artık bundan sonra görev yapmıyorum. Ve bu federasyon, mevcut federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevli arkadaşlarımızın gitmesine kadar da futbolda herhangi bir görevde bulunmayacağım. Daha önce anlattım. Sebebini anlattım. Genel olarak federasyonla ters düştük. Bu ters düşmemizin neticesinde de ya federasyonla ilk genel kurulda ibra edilmemesi için uğraşacaktım ve birçok kulüp başkanlarıyla da görüştüm. Görüşmelerin neticesinde de ben zannediyorum ki ibra da etmeyecektik. Ama ibra etmediğimiz zaman bir kaos olacak düşüncesiyle bu kaosun olmaması, doğrunun bu spordan, futboldan benim çekilmemin daha uygun olacağı düşüncesiyle bu kararı aldım. Rizespor'la hiçbir problemim olmadı. Rizespor'u çok sevdiğim bir kulübümdü. Ayrıca Etimesgut Belediyespor Kulübü de benim çocuğum gibi büyüttüğüm, 2. lige kadar amatörden alıp 2. lige kadar getirdiğim bir kulüptür. Yine bunlarla beraberim. Yine onlarla olacağım ama bu federasyon gidene kadar İnşallah bir daha bir görev almayacağım. Bu görevin, bu federasyonun altında görev yapmamaya karar verdim. İnşallah kısa zamanda giderler. Ondan sonra da biz de tekrar futbola döneriz. Evet, benim özet olarak söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz şeyleri rahat bir şekilde cevaplandırabilirim. Şimdi bir kere federasyonun aslında ciddi alması gereken kararları maalesef almıyor. Şimdi de en son işte yabancıyla ilgili almış olduğu kararlar da Türkiye Kulüpler Birliği de bir eleştiri konusu oldu. Ha, bu şeyi ben destekliyorum. Federasyonun almış olduğu bu kararı ben destekliyorum. Ama federasyonun yapması gereken çok şey var. Bunlardan hiçbirini yapmadı. Örneğin yapması gereken neydi? Birincisi, kulüp başkanlarının mutlaka borçlardan sorumlu olmasını bir şekilde kanunun çıkmasıyla ilgili elinden geleni yapması lazımdı. Maalesef bu kanun çıkmadı. İkincisi, şimdi yabancı oynatmayalım diyoruz ama altyapıyla ilgili herhangi bir karar alınmadı. Altyapıyla ilgili şöyle karar alınması lazımdı. 3. ligdeki bir takımın altyapıda oynatacağı çocuklar ne kadar altyapıda çocukların olacağını belirlemesi lazım. Kaç tane sahası olması belirlemesi lazım. Tesisleri belirlemesi lazım. Bir standart olması lazım. Örneğin 3. ligde. 2. lige çıktığı zaman yine bir standart olması lazım. 1. lige çıktığı zaman yine bir standart olması lazım. Ve Süper Lig'e çıktığı zaman da altyapıyla ilgili bir standartlar olması lazım. Mesela bunları getirebilirdi. Bu tür çok önemli şeylerle uğraşması gerekirken maalesef bizim federasyon cezanın dışında bir şeyle uğraşmıyor. Etimesgut Belediyespor Kulübü'nde bir maçta, Pendik maçından sonra Pendik takımı gitmiş. Gözlemci, hakem, temsilci hepsi gitmiş. 20-25 dakika geçmiş. Ben sahada, bizim çocuklar beni bekliyor. Ben de çocukların yanına gittim ve o çocuklarla galibiyet sevincini yaşadık. Ayrıca Covid testi de olmuşum. Bu çocuklarla benim orada bir araya gelmemin cezayı gerektirecek herhangi bir şey var mı? Bana göre yok. 30 gün ceza verdiler bana. Şaka gibi. Ondan sonra aradım Sayın Başkanı. Dedim ki, Sayın Başkanım, bununla ilgili benim ceza almamam lazım. Söyledim. Bana ceza çıktı. 30 gün. Dedim ki aynısını aynı yerde tekrar yapacağım. Aynısını aynı yerde Maç bitti 20-25 dakika sonra aynı hareketi, aynı sevinci tekrar yaptık ve basının karşısında yaptım. Ona ceza vermediler. Konuşmama ceza verdiler. Konuşmaya, ya ben eleştirmeyecek miyim? Eleştireceğim tabii. Konuşmama ceza verdiler. Tamam dedik. Bir ceza daha, 30 gün daha oldu, 60 gün. Ha şeyde, Rize'de aldığım cezanın bir kısmında haklı. Haklıya haklı. Ama Rize'deki yapmış olduğum konuşmamda ceza verilecek ne vardı? Ya kardeşim, sen işinle uğraş. Federasyon. Cezayla uğraşma. İşin gücün ceza olmasın. İnsanın moralini bozma. Bak benim gibi bir başkan Etimesgut Spor'u 1 lira borcu olmadan bırakıyorum. Rizespor'u 30 milyon borçla bırakıyorum. 30 milyon. Aldığımız 160 milyon mu 170 milyon mu neydi? Yani 27 milyon euro borçla aldık. 30 milyonla bırakıyorum. Benim işte basın olarak beni takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Benim yanlış bir işim hiç hayatta olmadı. Benim gibileri soğutur, futboldan uzaklaştırırsanız ondan sonra kulüpler borç batağı içinde yüzer. Federasyonda bununla ilgili herhangi bir tedbir alması gerekirken almaz. Kulüpler Birliği kulüpler yasası bekliyor. Halbuki kulüpler yasasını bakanlığa bırakmanın bir anlamı yok ki. Bu yasayı biz hazırlayalım, ondan sonra bakanlığa sunalım. Diyelim ki bak bu şekilde bir yasa bizim için uygundur. Onlar da içinden temizlerler, düzgün bir şekilde getirirler ve yasallaşır. Ama maalesef yapabiliyorlar mı? Bana göre bu federasyon başarısızdır. Aslında benim istifa etmem gerekmezdi. Onların istifa etmesi gerekirdi. Ama bir kaos olmasının düşüncesiyle ben görevimden istifa ediyorum. İnşallah onlar gittikten sonra tekrar futbola döneriz. Ailece bırakıyoruz. Yani ben ve oğlum da Gençlerbirliği'ndeydi. Oğlum da bırakmak kaydıyla tamamen futboldan çekiliyoruz. Şimdi Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun üstünde Türkiye Futbol Federasyonu yok. Onun için Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanını da bu federasyonda ezmek isteyen çok insanlar var. Onun için Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görevime devam edeceğim. Ve başkanın da yanında olacağım. Başkanım, Sayın Nihat Özdemir'le görüşebildiniz mi? Neden soruyorum? Sizin program, yani şu anda futboldan çekilmesinin problemi tüm federasyon yetkilileriyle mi alakalı yoksa Sayın Başkan'la mı alakalı? Sayın Başkan'ın tek başına kararlar verebildiğini düşünüyor musunuz? Şimdi ben bu konuyla ilgili Sayın Başkan'a söyledim. Daha çok Mehmet Baykan Bey'e de anlattım. Ama maalesef Sayın Baykan kendilerinin eline almış bir sopayı sana da vururum, ona da vururum havasında. Ben ona da söyledim kendisine. Ben kafama vurdurmam dedim. Mehmet Baykan benim kafama vuracak kadar bir ağırlığı yok. Yani olamaz da. Ama başkana açık bir şekilde söyledim. Dedim ki ben bu konuda ceza aldım. Bu cezayı almamam gerekiyor. Tamam bakarız başkan dedi ama nihai sonuca baktığımız zaman ben ceza aldım. Evet arkadaşlar. Siz sporun emekçilerisiniz. Yani bir de işin kötüsü Ankara'da da takım kalmadı. Ankara'da ne yapacağız yani? Bir şeyler yapmamız lazım. Başka bir şeyler mi yapalım? Ne yapalım bilmiyorum ya. Bu düşüncenizi diğer kulüp başkanlarıyla görüştünüz mü? Onların tepkisi nasıl oldu? Ben bu konuyla ilgili diğer kulüp başkanlarından bir fiilde görüştüm. Bir fiil tek tek görüştüğüm de oldu. Çoğu, samimi söylüyorum, biz önümüzdeki genel kurulda, mali genel kurulda federasyonu ibra etmeyecektik. Etmezdik yani. Çünkü herkes tedirgin. Federasyondan herkes tedirgin. Mutlu olan bir tane yok ki. Benim gördüğüm öyle. Konuştuğum öyle. Yani Süleyman Hurma'ya veriyorsunuz bilmem ne kadar ceza. Bana veriyorsunuz 105 gün ceza. Ya bu olacak iş mi yani? Bir kulüp başkanına bu kadar ceza verilir mi? Ha hata kimde? Hata yine bizde. Biz diyebiliriz ki kulüp başkanlarına ceza şu kadardan fazla verilemez. Bunu biz genel kurulda tüzüğe koydururuz. Koydurabiliriz bunu yani. Ama maalesef bir birlikteliği sağlayacak, bir öncü olacak bir arkadaşımız olursa federasyonlar çok uğraşır. Ama yani uğraşıp kaos yaratmak iyi mi bilmiyorum yani. fazla da kaosun olmasını da istemiyoruz. İşte neticede milli takım maçları var. Yani Türkiye'yi temsil eden bir federasyon. Fazla da üzerine gitmeyi de uygun görmediğim için istifa kararı aldım. Yani. Tabii onu zaman gösterir. Şimdi ben Ankara Gücü'nü de çok severim. Herkes bilir. Gençlerbirliği'ni de severim. Gençlerbirliği rahmetli İlhan abiyle de iyi bir dostluğum vardı. Onu zaman gösterir tabii. İnşallah öyle bir zaman ne gösterecek? Olabilir. Hiçbir sakıncası yok bizce yani. Niye olmasın? Ama özellikle ben Rize sporluyum. Başka bir takımım da olmadı. Rize sporluyum. Bunu herkes biliyor. Rizespor'un bu konuda da zarar görmemesi. Şimdi ben bu kulüpte başkan olarak devam etseydim bazı söylemlerinden sonra federasyonun tutumu daha farklı olacaktı. Çünkü bakıyorsunuz hakem göndermelere bakıyorsunuz. Bir hakem gönderme işini, hakemlerin puan işini çözemediler arkadaşlar. Hangi hakemin nereye gideceğini puana göre aslında herkesin bilmesi lazım. Hangi hakem kaç puan almış o hafta bunu bilmesi lazım. Sen istediğin hakemi şuraya, istediğin hakemi buraya olmaması lazım. Bir standart olması lazım. Sen istediğin hakemi sağa sola gönderirsen ondan sonra insanın kafasında kuşku olmaya başlar. Ben hakemlerin hiçbir problem yaratacağını zannetmiyorum. Hakemlerin de düzgün olduğunu zannediyorum. Ama tek sıkıntı bana göre o da federasyonda. Hakemlere diyecek ki arkadaşlar gördüğünüzü çalın. Adil olun. Biz sizin arkanızdayız. Bunu deseler yeter. Ama Ahmet'i o maça, Mehmet'i bu maça, Hasan'ı öbür maça dersen ondan sonra ne olur? İşler karışır. Şimdi ben başkanlığa devam etseydim ben bu federasyonun Rizespor'a çok büyük sıkıntılar yaratacağından son derece emindim. Onun için istifa etmemin daha uygun olduğunu düşündüm. Başkanım şunu sormak istiyorum. Siz Rizespor zarar görmesin diye bıraktınız. Güçlü bir lidersiniz, güçlü bir karaktersiniz. Peki şu anda federasyonun yanlış yönettiğini düşünüyorsunuz. Peki kim mücadele edecek iyi olması için eğer böyle düşünüyorsanız? Ayrıca belki kulüp başkanlığı görevimiz yok ama spor adamlarınız devam ediyor. Dışarıdan da mücadele etmeye devam edecek misiniz böyle bir durumda? Şimdi tabii zaman ne gösterir bilmiyorum. Şimdi kulüp başkanı arkadaşlarımızdan da buradan rahatsız olan çok insan, çok kulüp başkanı var. Ama bir patlama noktası var. Patlama noktasına daha kimse gelmedi. Hepsi bekliyor. Ama bir patlarsa Türk futbolu için çok sıkıntılar olabilir. Zaten borç içinde yoğrulan kulüplerimiz sıkıntıda. Bir de federasyon problemi olduğu zaman daha kötü olur diye düşünüyorum. Ama inşallah bir an önce düzelir ve gayet güzel bir federasyona sahip oluruz. Federasyonun bir anayasası olur. O anayasa çerçevesinde de hangi federasyon başkanı gelirse gelsin, hangi yönetim gelirse gelsin o çerçevede federasyonu ve kulüpleri idare eder. Başkanım bir sorum olacak ama dün kulüplerden bir açıklaması oldu. Hatta federasyonla aynı dilde olduğunu söyledi yabancılara ama esas orada farklı bir konu var. Kulüpler Birliği'nin açıklaması içerisinde hani federasyon biraz da bağımsız bir karar aldı. Kulüpler Birliği'yle görüşmeden karar aldığı gibi bir açıklaması var. Kulüpler Birliği ile federasyon arasındaki bağ ne kadar güçlü? Siz sonuç itibariyle kulüp başkanlığı yaptığınız bu konuyla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi Nihat Bey'in ilk başkanlık döneminde Kulüpler Birliği ile gayet yakın ilişki içerisindeydi. Ama son zamanlarda tabii biraz da pandemi meselesi, pandemi gündeme gelince biraz daha uzaklaştı. Ama ilk zamanlarda devamlı Nihat Bey genelde konularda danışarak, Kulüpler Birliği ile görüşerek götürülüyordu konular. Ama son şeyle ilgili Kulüpler Birliği'ndeki arkadaşların bir zerzenişi var biraz bu konuyla ilgili. Ama bu konuda daha önceden görüşülüyordu. Bu yabancı sayısının azaltılması yıllardır konuşulan bir konuydu. Bence federasyonun bu konuda yanlış bir adım attığını düşünmüyorum. İşte onu söyledim. Kulüpler Birliği yasasına başkanların borçlardan sorumlu olması, başkan ve yönetim kurulunun borçlardan sorumlu olması maddesini mutlaka koymak gerekir. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya kulüplerin çok borcu var, bunu nasıl koyacak, kim kabul edecek? Geçmiş borçları arındırabilirsiniz. Geçmiş borçlar ve geçmiş borçların borçlandıracağı, yani geçmiş borçlardan dolayı artacak borçlara kulüp başkanları sorumlu olmayabilir. Ama yeni olacak borçlardan kulüp başkanları sorumlu olacak şekilde bir yasa ayarlayabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Kulüpler Birliği yasasını askıya aldılar. Niye askıya aldırıyorsunuz? Önemli olan konuları koydurun, yasa çıksın. Ama maalesef kimsenin işine gelmiyor herhalde. Yani ben koydum işte Etimesgut'a. Etimesgut Belediyespor Kulübü'nün tüzüğünde borçların %60'ından başkan, %40'ından yönetim kurulu sorumludur. İkisi birbirini kontrol eder. Başkanı yönetim kurulu kontrol eder. Borçlandırmaz, yanlış yaptırmaz. Ve Etimesgut Belediyespor Kulübü'nün 1 lira borcu yok. Ha Rize'deki zihniyetim de aynıydı benim. Her ne kadar oraya koyamadıysak da Rize'de de geldiğimdeki borcu söyledim. Yaklaşık 170-180 milyon o zamanki şeyle euro bazında 27 milyon euro borcu vardı. Bugün 3 milyon euro borcu var. Zihniyetim aynı benim. Ha benim gibi zihniyette insanlar bir kulübün başına geldiği zaman problem yok. Kendi şirketi gibi eğer idare ediyorsa kulübü, bunda problem yok. Ama göreceksiniz arkadaşlar, bu böyle giderse bak yapılanma yapan kulüpler var. Yapılanma yapan kulüpler patlayacak. Ne zaman patlayacak? Göreceksiniz, bu bir ödemelerin başladığı dönemler var. O zamanlarda bu kulüplerin patlama noktasıdır. Ondan sonra onlara başkan da bulamayacaksınız. Üzülüyorum yani, bu şekle getiren kulüp başkanlarını rahat bırakmayacaksın. Bir yasa yapacaksın. O yasa çerçevesinde kulüp başkanları kulüpleri öyle yönetecek. Öyle olursa o zaman kulüpler boşlanmaz. Bunu da federasyon düşünmesi lazım. Soruyorum, ey federasyon, kulüpler olmadığı zaman sen var mısın? Sen de yoksun. Onun için kulüplere sahip çıkmak lazım. Öncelik kulüplerdedir. Peki başkanım, neden çıkmıyor bu yasa? Hangi başkanla görüşsek bu yasanın çıkmasını istiyor? Çünkü kendisinden önceki yönetimden, başkandan şikayetçi bu borçlarla aldığı için. Ama bir türlü bu yasa çıkmıyor. Neden? Bunu Spor Genel Müdürü Baykan'a soracaksınız. O takip ediyor bu işleri. Çok iyi biliyor ya, hem federasyonu düzeltti, hem Spor Genel Müdürlüğünü düzeltti. Her şeyi düzeltti. Ona soracaksınız. Ceza vermeyi biliyor. Kulüpler Birliği'nde konuşuldu mu başkanım bu konu? Kulüpler Birliği'nde her zaman konuşuluyor. Tabii Kulüpler Birliği'nde de şimdi bu konu tam açılmadığı için bazı kulüp başkanları buna sıcak bakmıyor. Niye bakmıyor? Yani milyar borçları olanlar var. 1 milyar, 2 milyar borçları olanlar var. Şimdi bu kulüplere de başkanlar sıkıntıya girmek istemiyor. Ama bunu özetleyeceksiniz. Yani geçmiş borçlardan sorumlu olmayacak. Gelecek borçlardan sorumlu olmak kaydıyla bir şekillendirebilirsiniz. Şimdi hakemler konusu neydi? Maçlara tabii hakemlerin yanlış kararlarında tabii ki etki ediyor. Etmiyor olur mu? Oo, bir çuval böyle şeyler var. Yani bu tip maçlar, birçok maç var. Yani hakemlerin yanlış kararlar yüzünden farklı şekillere gitti. Ama ben bunların %80 hatta %90'ını art niyet olarak olduğunu kabul etmiyorum. Hakemlerde art niyet yok. Bir kısmı art niyetli mutlaka var. Onları da biliyoruz. Yani art niyetli hangi maçlarda olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Siz bu işin içindesiniz. Bir kısım var ama genel olarak değerlendirmemek lazım. Genel olarak hakemler gördüğünü çalar. Ama hakemi bir oraya, bir buraya, bir sağa, bir sola kimse kendi inisiyatifiyle gönderme şeyi olmaması lazım. Bir puanlama sistemi var. Bu sistem çerçevesinde, o puan çerçevesinde hakemler nereye gideceğini bilmesi lazım. Biz kulüp başkanları da bilmesi lazım. Bize hangi hakem gelebilir yaklaşık puanına göre, onu da tahmin etmesi lazım. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sürçülisan etmedik değil mi? Federasyon bana ceza verir mi ya? Evet. Veremez değil mi? Ben Noser'den istifamı gönderdim. Tamam o zaman. İyi. Halı sahadan maç oynama yasağı geldi. Olabilir değil mi? O da kötü ya.